من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى، نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له، ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومددنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما بعد، اسمي باك حضرتي محمد مصطفى را صلوات، جسمي باك حضرتي محمد مصطفى را صلوات، نسلي باك حضرتي محمد مصطفى را صلوات. جناب حق فياض مطلق ورب الفلك حضرتلري كرم وعنايتيله لطف ومرحمتيله cümlemize medet ve inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Ahir akıbetimizi hayır eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri Müslüman olarak yarattı elhamdülillah. İslam şeriatı üzerinde yaşayıp imanla ölebilmeyi müyesser eylesin. Bizleri ölene kadar, nesillerimizi kıyamete kadar İslam-ı Mübine, Kur'an-ı Kerime, Sünenat-ı Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve sellem hadim eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi kamil iman ile müşerref eylesin. Güzel ahlak ile müzeyyen eylesin. Salih amellerde muvaffak eylesin. Helal, kolay, bol rızıklarla merzuk eylesin. Salih, saliha evlatlarla zürriyetimizi devam ettirsin. Bizleri imanla, Kur'an'la, cemal-i ba kemaline hayran bir vaziyette alemlerin efendisine aleyhissalatu vesselam ittiba etmiş bir şekilde, ona tabi olmuş bir şekilde bizleri huzuruna alsın. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in her türlü hastalarına, hastalıklarına acilen şifa ihsan eylesin. Dertlerine, dertlilerine devalar lütfeylesin. Borçlarımıza, borçlularımıza en yakın zamanda helal ile kolaylıkla ödeme imkanları lütfeylesin. Cenab-ı Hak dünya haritası üstünde İslam'a nusret ihsan eylesin. Müslümanları aziz eylesin. İslam'ın düşmanlarını zelil eylesin. Hidayetlerini takdir buyurmuşsa, onları kendisi de istiyorsa, hidayet etsin Cenab-ı Hak. İslam şerefiyle onları şereflendirsin. Yok hidayetlerini takdir etmemişse, onların nöbetlerini tamama erdirsin. İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın, Suriye'de Esad'ın, fesadın, efendim, Türkiye'mizdeki
zalimlerin, fasıkların, nemrutların, firavunların saymakla bitmez. Nöbetlerini tamama erdir. Yerlerine hayırlarını ikame eylesin. Başımızdaki başların kalplerine iman, ihlas nasip eylesin. Amin. Akıllarına firaset, basiret lütfeylesin. Allah'ımızın razı olacağı işlerde, halkımızın faydeleneceği işlerde bunları muvaffak eylesin. İslam'ın aleyhine hazırlanan bütün tuzak ve desiseleri hazırlayanların ayaklarına dolandırsın. Cenab-ı Hak dünya Müslümanlarına, özellikle Türkiye Müslümanlarına tarihte kaybettiğimiz yerimizi, izzetimizi, haysiyetimizi, şerefimizi, kimliğimizi yeniden kazanıp ismimizi altın harflerle yeniden tarih sayfalarına yazdırmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Suriye'deki Müslümanlara, Filistin'de, Gazze'de, oradaki Müslümanlara Arakan'daki, Brunei'deki, efendim, Myanmar'daki, Pakistan, Afganistan'daki, Somali'deki vesaire yeryüzündeki tüm Müslümanlara acilen nusret ihsan eylesin. Amin. Yardım eylesin. Amin. Şu kış günü soğukta ateş hattında olanları, nöbette olanları, efendim, düşman istilasında olanları ve özellikle bizim gibi, memleketimiz gibi kültür istilasına uğrayanları rahmiyle, fadlıyla, lütfuyla esirgesin. Amin, amin diyenleri iki cihanda emin ve aziz eylesin Cenab-ı Hak. Evet dostlar, bugünden itibaren bir müddet sizlerle birlikteyiz burada. Ne kadar şimdiden bilemiyorum, ne kadar buradayız, ne kadar nasibimiz varsa, ne kadar sizler bizleri gönüllerinizde misafir ederseniz, burada birlikte güzellikleri paylaşmaya çalışırsak, o kadar buradayız inşallah. Evet. Ama şimdilik buradayız. Cumartesileri buradaki bu sohbetleri bir müddet buradan devam etmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak tesir halkı eylesin. Ve inanıyorum ki, böyle de arzu ediyorum, İnşallah sizler de bizi burada yalnız bırakmayacaksınız. Nasıl ki Hazreti Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselam'a dediler ki, madem Rabbin o kadar aziz, güçlü, kadir, kuvvetli, sen Rabbinle birlikte git, Firavun'la savaş, Yahudilerle savaş, biz seni burada bekliyoruz. Dön gel, sonra birlikte arz-ı mev'uda gideriz. Sizler inşallah böyle demeyeceksiniz. Sen kendi kendine konuş, kendin dinle, kellem kellem, la yelta demeyeceksiniz inşallah. Cumartesileri gelip gideceğiz. Ashab-ı kiram misali, biz onların izindeyiz ya. Öyle diyoruz değil mi? İddiamız o. Biz Hazreti Muhammed'in ve onun ashabının izindeyiz. Onun ashabı Bedir'de ne buyurdular? Resulullah mahzun aleyhissalatu vesselam. Mahzun, üzüntülü. Niye? Aklı yolu bir arkadaşlar yani. Karşıda 3000 kişi var, bu tarafta 300 kişi var. Karşıdakilerde o zamanın tekniğine göre en modern silahlar var, bir ordu. Bunların elinde asa var. Soban değneği, başka bir şeyleri yok. İki tane sopaları var evlerinde. Şartlar eşit değil. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahzun oluyor. Yani bu insanlar
bu eşitsizliği görür de hoftan vazgeçerlerse, yiğitlik tek efek, dövüş tamam ama 3000 kişiye 300 kişi, sahabi bunu anladı. Anladılar. Müminin firasetinden korkun buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Allah'ın nuruyla bakan onlar. Sahabi Fahri Kainat'ın gönlündeki hüznü, kederi anladılar ve koşup geldiler hemen böyle dizinin önüne, diz çöktüler. Ya Resulallah, niye endişe duyuyorsun buyurdular. Seni bize gönderen Allah'a hamdolsun, korkma, biz Musa'nın ümmeti değiliz ya Muhammed dediler. Biz Musa'nın ümmetinin aleyhissalatü vesselam Musa'ya dediği gibi sana demeyiz. Sen git, Rabbin seninle, sen Rabbinle savaş gel. Biz demeyiz. Biz sana iman etmişiz. Seni sevmişiz. Seni bağrımıza basmışız. Hayatımızı senin yoluna, ayağının altına koymuşuz. Sen bize denizi göster. Bedir deniz kıyında bir şehirdir. Sen bize denizi göster, işaret et, yürüyün de vallahi yürüyeceğiz dediler. Yahu deniz. Bize işaret et ki bu yöne, bu istikamete yürüyün, yürüyeceğiz. Resulullah şükür secdesi yaptı. Evet. 300 kişi Allah'ın izniyle 3000 kişiye galip geldi. Cenab-ı Hak gördü ki bunlar kararlı, azimli, ölecekler. Hiç umurlarında değil. Beşer bin melek her yöne, beşer bin melekle o orduyu donattı. Alaca atlarla, sarı sarık, sarıkları da sarı, haylasan sarıklı melekler semadan inerler. 3000 kişi işini bitirdi, şehirde düşmüş ekin gibi. Biz Muhammed'in ümmetiyiz. Bu ashabın devamıyız inşallah. Biz böyle diyenlerden olduk. Anlaşmayı o yüzden başta yapıyoruz. Bakın siz de bu sükut ikrardır derler. Bu sekinetinizi ben ikrar olarak kabul ediyorum inşallah. Evet. Rabbim devamlılık nasip etsin. İstihane de bilmeyi nasip etsin. Dediğimiz gibi bundan sonra bir müddet burada inşallah devam edeceğiz. Yakın çevremize doğru da böyle imkanlarımız el verdiyse uzanmaya çalışacağız. Yakın vilayetlerimize, oralarda da Müslümanlarla tanışmak, dertleşmek, sohbetleşmek için inşallah gidip geleceğiz. Arkadaşlar, dertli diyeceğin olur der şair. Derdimiz çok. Paylaşacak o kadar çok derdimiz var ki. Niyaz-ı Mısri buyurmuş ya, inile ey dertli gönül, inile. İnlenilecek bir çağdır. Biraz önce de bahsetmeye çalıştık ya, sağımıza bakıyoruz. Suriye, solumuza bakıyoruz, başka bir yer. Dert çok. Bana ne canım diyemeyiz. Bu dıştaki dertler, bir de bizim içimizde dertlerimiz var. Bir tarafımıza bakıyoruz nefis, bir tarafımıza bakıyoruz şeytan, bir tarafımıza bakıyoruz aile, gaile, meşgale, kuşatmış bizi. Bir tarafımıza bakıyoruz Kur'an, Rabbimizin istekleri, bize yüklediği sorumluluklar, mesuliyetler. Nereden başlayalım diye şaşırıp kalıyoruz. Yerden başlamak lazım. Öyle bekleyerek bu dertler iyi olmaz yani. Kankrene dönüşür. Beklemekle olmaz. Bakın
İşte bu işin üstadları, bu işin manevi Lokman hekimleri efendim bize ne tavsiye ediyor? Büyüğümüz, sultanımız, bizim mürşidimiz, cananımız buyuruyor ki aşık, sufi, derviş, ne diyorsanız. Şimdi herkes her zaman bir isim söylüyor. Kendi mühiplerine, sevenlerine, arkadaşlarına bir isimleri var yani. Bunlar tanınmaya vesile şeyler. Ama Cenab-ı Hak bunlar güzel ifadeler tabii. Mesela sufi. Sufi ayrı. Dostlar. Sufu ayrı. Bunu ben hep vurgulamaya çalışıyorum. Sufi ayrı. Allah bizi sufi etsin. Sofu, o daha ayrı. Sofu riyakar. Sofu ham. Sofu kışır, kabuk. Sufi öz, temiz, hak, berrak, duru. Ashabı suffa. Oradan geliyor sufi. Ashab-ı Suffa, Resulullah'ın yanında bulunan tertemiz insanlar anlamında. Saf, berrak, gariban, fukara, zahire. Belki kimsesiz. Medine'de kimseleri yok Allah'tan başka, peygamberden başka. Bir karış arazileri yok. Bir ağaç gölgeleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Allah'ın evine, Mescid-i Nebevi'ye gelmiş, sığınmışlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dost edinmişler. Onun manevi tedris halkasına, eğitim halkasına gönül vermiş oturmuşlar. Onun evinden, onun işaret buyurduğu ashabın evinden yemek geliyor. Ne varsa artık karınca kararınca onlar ile iktifa edip Allah'a şükrediyorlar. Tefsir öğreniyorlar, hadis öğreniyorlar, Kur'an ezberliyorlar, işleri bu. Allah'ı zikrediyorlar, insanlığa dua ediyorlar. Bunlara Ashab-ı Suffa denildi. Sofu topluluğu, Sufi cemaati. Bir başka manası da mescidin böyle arka tarafında, koridor gibi yerinde, Anadolu'da halen bu ifadeyi kullanırız, sofa deriz. Evlerin böyle geniş bir bölümü olur, odaların ortasında, odaların açıldığı bir yer, oraya sofa denilir. Belki bazılarınız bu ifadeyi kullanırlar yani köy yerlerinde. Sofa. Böyle bir sofada oturdukları için onlara Ashab-ı Suffa denildi. Bazı rivayetlerde de bunlar fakir oldukları için böyle çok kaliteli elbiseler giyemiyorlar. Kaba yünden, keçe gibi böyle, kaba yünden yapılmış şeyler giyiyorlardı. Suf, Arapça yün demektir. Yünlü elbiseler böyle, kalın kumaşlar giyiyorlardı. Hem de nefislerini terbiye için, o sıcakta öyle bir kumaş, adam haddaneye girmiş gibi olur yani. Evet, külhanda oturuyor gibi olur. Öyle elbiseler giydikleri için suf giyenler anlamında, yün giyenler Ashab-ı Suffa denilmiş. Ama her anlamda temizliğe işaret ediyor. İşte tasavvufta sufi kelimesi buradan geliyor. Sufi. Sofu bu işin taklidini yapan benim gibi. Kelle kulak yerinde ama işte temizlik. Allah bizi sufi etsin. İşte Hazret de burada böyle bir sufiyi kastederek hitap ediyor. Buyuruyor ki sufi Mevla-i Müteal Hazretlerini, Hazreti Allah'ımızı dünya ve ahiret üzerine tercih eden kişidir. Dünyadan ve ahiretten geçen kişidir. O Allah'ı ister. Mevla'yı ister.
hadisi kutsidir. Sübhane Enbiya buyurmuşlar. Ehli dünyaya, dünya adamlarına, kalbinde dünya olanlara ukva haramdır. Ahiret haramdır. Ukva adamlarına, ahiret adamlarına, zühd sahibi, takva sahibi insanlara da dünya haramdır. Onlar da dünyaya meyletmez. Bakın çalışmaz anlamında değil, kazanmaz anlamında değil. Mevzuları yanlış anlamıyorum. Rağbet etmezler. İhtiyaçtır, lazım. Bu kabilden çalışırlar. Ama rağbet etmezler. Bağlanmazlar. Tutkunu olmazlar. Onlara da dünya haramdır. Allah ehline, ehlullah'a her ikisi haramdır. Onlar dünyadan da ahiretten de geçmişler. Onlar rıza için, nikah için, Allah'ı razı etmek için, Allah'a yakınlaşmak için, misal için, Allah'a kavuşmak için uğraşırlar, didinirler. Allah olmak, ricalullah olmak, Allah adamı olmak, Allah ehli olmak. Şimdi bakın misal, herkesi birbirimizi tarif ederken ne diyoruz? Şu arkadaş çok evcimendi, ev adamı. Filan adam ev adamıdır. Filan adam siyaset adamıdır. İyi bilir bu işleri. O siyaset adamıdır. Filan adam ticaret adamıdır. Nereden ne gelir bilir. İyi bir ticaret adamıdır. Filan adam filancaların adamıdır. Bazı patronların, kravatların adamı. Arkasında var birileri. Bu fişmancıların adamıdır. Herkes bir şeyin adamı. Bize yakışan Allah adamı. Böyle tanınabilirsek bahtiyarız. Birini de gösterirler ki bu Allah adamı. Allah adamı olabilirler. O zaman kimseye ihtiyacım olmaz. Ne bir fotoğrafıya, ne bir kravatlıya, ne şuna, ne buna, kimseye ihtiyacım olmaz. Ya Rabbi, bizi senden başkasına muhtaç. Bize senin adamın olabilmeyi lütfen. Evet. İmam Efendimiz buyuruyorlar ki bazı zevat sufiyi şöyle tarif etmişler. Dervişleri, sufileri şöyle tarif buyurmuşlar ki sufi Mevla-i Müteal Hazretlerini dünya ve ahiret üzerine tercih eder. Onun başlığı da buydu. Ve Cenab-ı Hak da onu, bakın şimdi madalyanın öbürküsü, olayı o zaman bir daha okuyorum. Sufi, Mevla-i Müteal Hazretlerini dünya ve ahiret üzerine tercih eder. Cenab-ı Hak da onu cümle eşya üzerine tercih eder. O hakkı tercih etti ya her şeyin üzerinde, Hak da onu farklı tuttu. Hak da onu her şeyin üzerine tercih etti. Tekerleme var ya Arapçada, hemen dakika durma. Güzel diyor. Muhammed Lütfü Efendi kutsesiyle. Sen hakkın kapısında canlar feda eylese, emrin gel.
xidmət qılsa, Allah əcri verməzmi? Sən ona qulluğunu tam yapsan, sahabi misali canlar fəda eyləsə, haşa onun himməti səndən düşürmü ki, sənin yaptığının altında qalsın, onun qarşılığını sana verməsin. Sən Allahı hər şeyin üstündə tərcih etdin, o da sən bütün aləmlərin üstündə tərcih edə bilir. Kütüb-ü fıkhiyyəmizdə, fıkıh kitaplarımızda birbiriyle akraba ve beraber bulunan iki kölenin İslam fıkhında bu geçerli bir kaide. Kölelik olduğu zamanlar için akraba ve beraber bulunan iki kölenin birbirlerinden ayrılmalarına cevazat yoktur. Yani bir evde diyelim baba oğul köle. Bunların ayrı ayrı satılmasına müsaade yok. İki kardeş köle. Bunların ayrı ayrı satılmasına İslam ruhsat vermiyor. Bunları birlikte satacaksın. Beraber satacaksın. Alan da onları beraber satın alacak. Hatta Sultan-ı Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Ali Kerimallahu Veçhe Efendimiz'e iki köle ihsan buyururlar. Efendimiz kızlarının hatırına, Hazreti Fatıma annemizin hatırına Ali Efendimiz'e iki köle hediye ederler. Bilahare bir zaman sonra bu kölelerin ahvalini istifsar ederler. Sorarlar Ali Efendimiz'e. O size hediye ettiğimiz köleler durumları nasıldır? Rahatlar mı? İyiler mi? Ali Efendimiz de buyururlar ki ya Resulallah kölenin büyüğünü sattım. Büyük olanını sattı. Bu cevap üzerine Hazreti Fahri Kainat hemen bu anlaşmayı, bu satışı boz ya Ali, bu ticareti reddet ya Ali diye Ali Efendimiz'den rica ederler. Bu anlaşmayı boz. Köleyi tek satma. Ya onu da geri al, sattığını, ya öbürünü de aynı yere sat. Yoksa böyle bir anlaşmaya girme, bu anlaşmayı boz diye Ali Efendimiz'den rica ederler, kölelerin birbirinden ayrılmalarına razı olmazlar. Köleler birbirinin akrabasıymışlar. Rahmet peygamberi, şefkat peygamberi bu iki akrabanın, iki dostu, iki arkadaşın ayrılmalarına gönlü razı olmasın. Evet. Köleyi köleden ayırmaya cevaz-ı şer'i, şeriatın ruhsatı, rıza-i ilahi Allah'ımızın razılığı olmazsa kölenin köleden ayrılmasına rızalık gösterilmezse acaba kulu Mevlasından ayırmaya nasıl cesaret olur? Kulu Allah'tan ayırmaya, Allah'tan uzaklaştırmaya nasıl cesaret olur? Su-i karinlerin, kötü arkadaşların, ahlaksız insanların su-i haline, o çirkin hallerine, affedersiniz edepsizliklerine, kötülüklerine bundan büyük
nasıl bir delil olabilir ki? Arkadaş olduğun kişi, bak, seni Allah'a yaklaştırıyor mu? Seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Kölelerin bile ayrılışına peygamber razı değil. Senin benim Allah'tan ayrılmamıza razı olur. Üstümüzdeki ağırlıklar bizleri farklı noktalara çekiyor. Yer çekimi diye bir şey var ya, yer çekimi bizi aşağı doğru çekiyor. Üstümüzde de adeta böyle bir yer çekimi var, bizi yere çekiyor. Yer sufliyat. Sufli şeylere çekiyor. Belki biz istemiyoruz. Ama ağırlıklar bizi çekiyor. Nedir o ağırlıklar? Tercihlerimiz, tekliflerimiz, sevdiğimiz şeyler, bildirdiğimiz şeyler. Ama konuşurken hep Müslümanız elhamdülillah. Hepimiz Allah'ın kulu, Resulü'nün ümmetiyiz. İslam için ölürüz, öldürürüz. Konuşmada problem yok. Problem yaşamada. Problem yaşamada. Herkes bu anlamda kendini muhasebe etsin. İlgi alanlarına baksın. Tercih noktalarına baksın. Hoşlandığı, sevdiği, haz duyduğu, zevk duyduğu şeylere baksın. Arkadaşlık yaptığı insanlara baksın. Yaşadığı ortamlara, mahalleye, semte, sokağa, çevreye baksın. Dinlediği radyolar, seyrettiği televizyon kanalları, okuduğu kitaplar, bunlar hepsi bizim için bir gösterge, bizim kimliğimizi gösteriyor. Bizim kişiliğimizi, inanç karakterimizi ortaya koyuyor. Aynesidir kişinin işi, lafa bakılmaz demiş bu ülkeler. Sen konuşurken çok farklı istekler sergileyebilirsin yani. Bu ortaya koyduğun yaşantı çok önemli. Evet. Sonra kendimiz de bu vücutta, kendi iç alemimizde nefs tarafını iltizam ediyoruz. Nefsi tercih ediyoruz. Nefsin arzularını, şehvetlerini, şöhretlerini, bunları tercih ediyoruz. Ruhumuzu, kalbimizi, sırrımızı telvis ile, onları kirleterek, bozarak, vesveseye kaptırarak, o alemi asla, asıl maksada, ulvi aleme yetişmemize mani olursak, hakikatlerden geri kalırsak, kervan gider, biz geç kalırsak, düşünün ki halimiz nasıl olur. Hepiniz biliyorsunuz, Tebuk seferi. Allah Resulü'nün gazvelerinden, Medine-i Münevvere'de Tebuk seferinin hazırlıkları yapılıyor. Derken Tebuk'a doğru yola çıkılıyor. Sahabiler katılmışlar sefere. Efendim, sahabe-i kiramdan 6 kişi.
değişik mazeretlerinden dolayı bu sefere katılamıyorlar. Yani bunlardan birisi adeta öne çıkıyor. Hakkında ayet-i kerime nazil ediliyor. Cenab-ı Hak bu kişiyi nazara veriyor. Mesela ibret olsun, hikmet olsun diye öne çıkarıyor. Kâb bin Kâb ismi. Kâb'ın oğlu Kâb. Evet. Haliç Köprüsü'nün altında hemen Türbe-i Şerif. İstanbul'da oralarda geçen bu sahabi efendimiz gönülden Allah'a aşık, Resulullah'a aşık bir zat. Cihad aşkıyla, şehadet aşkıyla yanıyor. Ama kimi kimsesi yok. Böyle çok yakın akrabaları, kalabalık kimseleri vesaireleri yok. Tebuk seferinin yapıldığı zaman da harman zamanı. Ekinlerin, efendim, ürünlerin harmanlanacağı dönem. Bu düşünüyor ki ben cihada çıksam geride benim kimin kimsem yok ki bu harmanı kaldırsın. Harman kalkmazsa geri döndüğümde benim çoluk çocuğum perişan olur, aç billaç. Zorda darda kalır. Sıkıntı olur. Ben bu harmanı hemen toparlayayım. Yolda orduya yetişirim, Allah Resulüne yetişirim. 6 gün gecikiyor. Cenab-ı Peygamber yer yer orduyu teftiş ediyor. Denetliyor. 1. gün denetliyor, soruyor. Kim var, kim yok? Diyorlar ki Kâb yok ya Resulallah. Bu 6 kişiyi de söylüyorlar da 5'ini. Mevzumuzla alakalı Hazreti Kâb olduğu için ben sırf ondan bahsediyorum. Kâb yok ya Resulallah. Peki. 2. gün teftişte soruyor. Gelen giden kim var, kim yok? Kâb yok ya Resulallah. 3. gün soruyor, Kâb yok ya Resulallah. Kâb cihada katılmadı. Kâb harmanla meşgul. Resulullah Efendimiz bu sefer buyuruyorlar ki, Kâb hakkında Allah'tan delil gelinceye kadar Kâb'la benim ilişkim kesilmiştir. Onu ben Allah'a havale ediyorum. Onun hakkında Allah'tan bir delil, bir hüküm gelinceye kadar adeta Kâb Müslüman değildir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Kâb'a selam vermeyin. Kâb'ı mescide yanaştırmayın. Kâb'ın ailesine söyleyin hanımına. Nikahı yoktur, Kâb'la görüşmesin. Kâb sonradan orduya koşuyor ama ashab ona diyor ki Resulullah senin hakkında hükmü Allah'a bıraktı. Allah'tan senin için bir hüküm gelinceye kadar sen Müslüman değilsin, bizim içimize giremezsin. Kâb'ı gönderiyor. Kâb'ın dünya başına yıkılıyor. Kâb sahabinin ileri gelenlerine gidiyor. Misal Hazreti Ebubekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e vesaire. Sizler şahit değil misiniz diyor. Benim Allah ve Resulü'nü ne kadar sevdiğime, onlara nasıl iman ettiğime şahit değil misiniz? Rica edin Resulullah'tan beni kabul buyursun. Ben imansız yaşayamam. Ben Resulullah'sız yaşayamam buyuruyor. Ya beni öldürün, mürtet diye, bu hayattan beni kurtarın, ben böyle tek başıma yaşayamam diyor. Beni öldürün. Biz sana bir şey yapamayız, ta ki Allah senin hakkında hüküm verinceye kadar. Kâb evine hapsoluyor. Kendisi hanımına diyor ki, madem Resulullah emir buyurmuş, sakın bana yanaşma.
bana yemek getirme. Acımdan ölsem, susuzluğumdan ölsem bana bir yudum su getirme. Ben hak etmiyorum diyor. Ben dünya işini Allah'ın emrine, Resul'ün emrine tercih ettim. Harmanı kaldıracağım diye Allah'tan ve Resulullah'tan mahrum oldum. Sakın benim semtime uğrama. Hanımı da buradan uzaklaşıyor. Sefere gidiyorlar. Sefer elhamdülillah zaferle sonuçlanıyor. Geri dönüyorlar. Geri dönerken Resulullah Aleyhisselam ifadeleri ilginç. İlginç ifadeleri. Buyuruyorlar ki şimdi siz sevinmeyin. Biz gazayı kazandık. Galip geldik. Bu kadar ganimet elde ettik elhamdülillah. Efendim ordumuz güçlendi. Bizler biraz daha zenginleştik. Askerler olarak geniş imkanlara sahip olduk. Devletimiz daha genişledi, büyüdü. Bunlar güzel şeyler ama bunlar sizi rehavete düşürmesin. Biz küçük bir cihattan, basit bir savaştan, şimdi büyük bir cihada gidiyoruz. Düşmanın sayısı belli değil. Gücü belli değil. Cephesi belli değil. Stratejisi belli değil. Bize nerelerden saldıracak belli değil. Sahabi korkmaya başlıyor. Ya Resulallah, biz bir cihada mı gidiyoruz şimdi tekrar? Bir seferden başka bir sefere. Evet buyuruyor Efendimiz. Bu küçük cihattı. Cihadı asgardı. Biz şimdi sizlerle büyük bir cihada, cihad-ı ekbere gidiyoruz. Nerede ya Resulallah? Kimle savaşacağız? Nefsimizle buyuruyor. Biz şimdi Medine'de nefsimizle savaşmaya gidiyoruz. Nefsin enerjisini kestiremiyoruz. Bize hangi cephelerden saldıracak bilemiyoruz. Bizim zayıf noktalarımız neler bilemiyoruz. Büyük bir cihada gidiyoruz. Kaab küçük bir cihadı terk etti. Tebu'ya katılmadı. Başına neler geldi? Dönelim Kaab'a. 50 gün sürdü bu mesele. 50 gün Kaab'a selam verilmedi, Kaab Müslüman sayılmadı, ailesi Kaab'a yanaşmadı, Kaab mescide gelmedi. 50 gün! Ama 50 gün Kaab artık ölüm noktasına geldi. Hasretten, tevbeden, pişmanlıktan, nedametten ölüm noktasına geldi Kaab radıyallahu anh. Öyle tevbeler ediyor, öyle pişmanlıklar duyuyor. Öyle Allah'a yalvarıyor ki o kadar olur. 50. gün ayet-i kerime nazil oluyor. Allah hükmünü bildiriyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Ey müminler, Allah'tan gereği gibi Allah'ın azametine yakışır, İzzetine yaraşır bir şekilde Allah'tan korkun. Korkun. Ve artık gidin salihlerle, sadıklarla, iyilerle beraber olun. Onların arasına karışın. Dayısı ashabın içinde Hazreti Kaab'ın, Cenab-ı Peygamber dayısını çağırıyor. Ayeti ona okuyor. Kaab senin evladındır. Yani Kaab senin evladındır. Git onu müjdele buyuruyor. Allah'ın hükmünü ona bildir. Kaab'a al getir. Dayısı öyle seviniyor. Yeğeni evladı sayılır yani. Öyle seviniyor ki uçarak Kaab'ın evine gidiyor. Kaab dayısının öyle şiddetli geldiğini görünce
zannediyor ki benim ölüm emrim geldi, dayım beni öldürmeye geliyor. O da seviniyor. Bu hayat bitecek diyor. Bu dünya bitecek tamam. O buna seviniyor. Dayısı içeri giriyor diyor. Tamam, sana müjdeler olsun. Allah senin hakkında hükmünü bildirdi. Tevbeni kabul etti ve Allah seni mescide davet ediyor. İyilerle beraber olmanı istiyor. Resulü seni bekliyor diyor. Kalk. Kalkın halini düşünün artık. O hali düşünün. Kâb'ın suçu neydi? Küçük cihada katılmadı. Ya bu büyük cihadı, nefse karşı duruşu terk edenler. Bu anlamda hakikat ordularından ayrılıp geri kalanlar, hakikat kervanlarına karışmayanlar. Sizin tefekkürünüze, vicdanınıza, iman ve irfanınıza arz ediyor. Bunların üstünde düşünelim inşallah. Cenab-ı Hak Kâb'a verdiği hüküm ilahi gibi bizim hakkımızda da adli ile değil de rahmi ile hükümde bulunsun. Bize acısın. Tevbelerimizi kabul buyursun. Cihad-ı Ekber'i zaferle tamamlayabilmede bizleri muvaffak kılsın. Bizlere her hal ve karda hakkı hak yolu ittiba etmeyi, batılı ne surette olursa olsun batıl olarak kabul iştinam edebilmeyi nasip eylesin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوات أن الحمد لله رب العالمين